Dışişleri Bakanlığı ABD İnsan Ticareti raporunda çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'nin adının geçirilmesine tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı 2023 yılı İnsan Ticareti raporunda içinde çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'ye de yer verdi. Buna karşılık Türkiye'nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kayda değer çabalarının göz ardı edilmesi esefle karşılandı. Açıklamada raporda insan hakları konusunun bir kez daha siyasileştirildiği görülmektedir. Çocuk haklarının korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olan ve bunları itinayla uygulayan ülkemize çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz denildi. Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-YPG terör örgütüne askeri ve mali destek sağlayan ABD'nin Türkiye'ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi. Bu durum ABD makamlarının kararlarını dayandırdığı bilgi kaynaklarının objektifliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir ifadesi kullanıldı.